Maçlardan biri oldu diyebiliriz. En azından seçim yasaklama anlamında tabii, öyle. Tabii oyun tarzı nasıl olacak onu göreceğiz. Çünkü genelde Dünya Şampiyonası'nda oyunun ortasına kadar birazcık daha sakin giden, ardından bir ya da iki savaşta oyunun açıldığı oyunlar gördük. Bazen o bir... Geliyor. Tabii ben de o noktada yani, kızgın buğurdanlığının da etkisiyle Kondi'nin işini çok kolaylaştıracak. Şimdi yalnız roket atlayışı geldi Ansama'dan. Missy'nin ultisi var. Tüy fırtınası o noktada Ansama'nın pozisyonu ters bir pozisyon. Ama roket atlayışıyla çıkmayı başarıyor. Çifte ışınlan. Pozisyonlarını koruyarak. Minyon farkı 15. Yalnız Kondi şimdi orada. İki kişiyi birden yakamak istedi. Ignar'ın üzerine doğru gidiyor. Tamamen Ignar'a yönelik bir hamle. Yalnız Ignar'ın da vahşi büyümesi olmadığı için az önce kullandığı için Ignar geldi. Bu arada Max oradan. Yadigar kalkan biraz da ormanda. Evet, Max'ın şu anda Kondi'den daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Kondi özellikle alt kor. Önce adamını yolladı, şimdi kendi geliyor ama oraya güzel bir totem koymuş. Sanıyorum Ignar. Yalnız arka tarafta Ansama'yı yakalayabilir. Acaba Ignar mı yine düşecek? Evet. Fark etti mi bilmiyorum, orada şey oldu. Vahşi büyüme kullandı bunu. Büyüdüğü anda yok oldu yani. Büyüdü, niye oldu? Niye büyüdün ki abi? Onda bu arada vadinin alametini aktifleştirdi. Bu kuleyi almalarının önünde hiçbir engel yok. Hatta kafa atmasını engelleyebilirlerse inhibitor kulesine hasar dayanacaklar. İnhibitor kulesine dayanacaklar. Minyon dalgasını temizliyorsunuz. Vadinin alametini hasar veriyorsunuz o kadar. Orada asıl sorun, ikinci kuleyi bedava verdiler. Yalnız hiç... Ignar'ın başı dertte olabilir. Şiye vurkaçını kullandı. Zincir kaçtı. Ignar bu arada vahşi büyümesini kullandı üzerinde ama son anda kurtuldu. 3 can, 4 can. Lulu hayatta kalmayı başarıyor. Ignar. Biraz evvel işini bitirdi Maokai. Bu arada Kondi ormanda Max Thor'la karşılaştı. Max Thor'un takım arkadaşlarının yanına gelmesini engellemeye çalışıyor. Yalnız çok at. Berbat bir pozisyonda. Bu skor kime gidecek? Shiye'ye mi gidecek acaba? Shiye'ye gidiyor. Tüy fırtınası da geldi. Sıçrayı kullanmak zorunda kaldı Max Thor. Orada işi neydi? Bu arada Musou'nu hala tutuyor ben. Ya bu noktada kullanmasına gerek yok çünkü istediklerini alan durumdalardı beni. Mystic ve ben iki kişiyle beraber bu ikinci bulut ejderini de W'nin hanesine yazdırıyor. Görünmeyen getirdiği avantaj gerçekten çok kötü. Bu arada Kondi bir savaş başlatmak istiyor. Şu anda Ignar'ın üzerinde afet kullanıldı. Ansama'nın canı çok az, şifa geldi. Ansama'yı da düşürmeye başarıyor. 2'de 2 yaptı Shiye orada. Orada olmasına bile gerek yok. Yalnız Kondi'nin başı dertte. Harika bir Muson geldi. Kondi'yi hayatta tutacak. 3. skor kime gidiyor? Yine Shiye'ye gitti. Demek lazım. Zaten oralı olsalar ne yapacaklar yani? Max orada düşmüşken hani çalmaya çalışıyor. Shiye şu anda yakaladığını parçalar. Bu arada Mystic de kritik eşi geçti. Ebedi kılıcını bitirdi orada. Bu arada vahşi büyüme. Sıçra. Kombosunun tamamını bile atması gerekmedi. Ve bir anda baskı alt koridorda. İnhibitor kulesine dönüşecek W'yi adına. Bu inhibitor kulesini hatırlıyorsun. Yarı canı çok daha erkenden gitmiş. Vadinin alameti sayesinde bitmişti. Ve şimdi orta koridora döndüler. Bir anda birden fazla koridorda kaynakları alan taraf W'yi. Mystic. Üstleri şaşırmış. Rakibin üstüne yalnız şimdi Kondi kötü pozisyonda yakalanmış olabilir. Kondi yalnız afetini kullanarak Maxor'un üzerine gidiyor. Kondi'nin üzerinde patlayıcı yük. Oradan bu arada arka taraftan kazıklı zeminde geldi ama bu savaş hiç istediği gibi gitmiyor Misfits'in. Canlar çok az. Mystic kovalamaya devam ediyor. Bakalım buradan oyunu bitirecek hamleyi yaptığını göreceğiz mi takımın? Alt koridorda Baron güçlendirmeli minyonlarla geliyorlar. Muson hala duruyor bu arada. Ve yani 3 kişiyle beraber acaba bunu savunabilecek mi bu noktada Misfits? Hayır! 2. Nexus Kulesi'ne doğru da gidiyorlar. Team W'yi Maokai ultisi tamamen alan kapatmak üzerine kullanıldı. Şimdi Nexus'a dönüyorlar. Skorlarla işleri yok. Team W'yi ön eleme aşamasından sonra Dünya Şampiyonası gruplarına çok iyi başlıyor. 26 dakikada Misfits'i alt etmeyi başardılar. W'yi 15 dakika vurmak yok abi ama 15'ten sonra perişan ederiz dedi. Açıkçası yani bir League of Legends dersi gibiydi. W'nin 15. dakikadan sonra tıkır 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 ne istiyorsa oyunu dikte etti. Misfits hiçbir şey yapamadı ya. Hiç. Yani Misfits'in hiçbir şey kontrolünde değildi. Aynen, hiçbir şey. Şu maçta Misfits şunu olumlu yaptı, şunu yapmaya çalıştı diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Adeta beklediler W'yi istediğini yapsın diye. En sonunda şu anda el sıkışmak için beklemiş gibi.